Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu daimen ebeda. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun. Elhamdülillahillezî hedâne lidînil İslam. Bizleri İslam'la şereflendiren Rabbimize sonsuz hamd ve senalar olsun. Elhamdülillahillezî cealana min ümmeti Muhammedin aleyhissalâtu vesselâm. Bizleri Hazreti Muhammed'in Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ümmet kılan Rabbimize hamdolsun. Elhamdülillahillezî nevvere kulubena bitilavetil Kur'an. Bizlerin kalplerini Kur'an-ı Azimüşşan'ın nuruyla nurlandıran Rabbimize sonsuz hamd ve senalar olsun. Değerli gönül dostlarım, bugün acı bir kaybımız oldu. Milli Görüş'ün öncülerinden Cumhurbaşkanımızın da hocası, Erbakan hocamızın da yol arkadaşı, emekli albayı Kerem Afşar abimizi kaybettik. Hakk'ın rahmetine kavuştu. Allah gani gani rahmet eylesin. Seyda'nın da hem yakın dostu ve yol arkadaşı, bundan yaklaşık bir ay önce Seyda ile beraber Numune Hastanesi'nde de ziyaret etmiştik. Seyda ile helallaşmışlardı. Dolayısıyla bugün Hakk'ın rahmetine kavuştu. Karşıyaka mezarlığında evle namazını müteakiben defnettik. Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanını cennet eylesin. Yakınlarına da sabr-ı cemil ihsan eylesin diyoruz. Ve siz değerli kardeşlerimden de sevdiğimiz Kerem Albay'ı abimiz için bir Fatiha okumaya davet ediyorum. Hep beraber onun ruhu şerifi için Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz başta olmak üzere bütün peygamber zişanların ruhları için evliya, enbiya, sulaha, etkıya ve bütün mümin müminatların da ruhları için, hepimizin geçmişlerin ruhları için, haseten merhum Kerem Albay abimizin ruhu için, Allah rızası için El Fatiha diyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allah Kerem Albay'ımıza gani gani rahmet eylesin. Mekanını cennet eylesin inşallah. Geride kalan yakınlarına da sabr-ı cemil ihsan eylesin diyoruz. Evet değerli gönül dostlarım, işte dünya bu kadar. Eninde sonunda dünya hayatı bitecektir. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Bel tu'thirûne l-hayâte d-dünyâ vel-âhiretu hayrun ve ebgâ. İnne hâzâ lefis suhufil ula suhufi İbrahim ve Musa sadakallahul azim. Siz dünya hayatını seversiniz, tercih edersiniz diyor Cenab-ı Hak. Ama asıl hayat ahiret hayatıdır. Hayırlı olan hayat ahiret hayatıdır. Baki olan hayat ahiret hayatıdır. Bu böyle oluşu bütün semavi kitaplarda Hazreti İbrahim aleyhisselama, Hazreti Musa aleyhisselama inen ve bütün semavi kitaplarda ahiret hayatının daha baki ve ahiret hayatının daha hayırlı olduğunu Kur'an-ı Kerim'de ve bütün semavi kitaplarda bizlere bildirmektedir. Cenab-ı Hak son nefesimizde kelime-i şehadeti getirmeyi ve Allah Allah diyerek nefes vermeyi, imanla Allah'ın huzuruna kavuşmayı Cenab-ı Hak hepimize nasip eylesin inşallah. Değerli gönül dostlarım, bugünkü sohbetimizde de günahlardan korunma. Günahlardan korunmalıyız ki Cenab-ı Hakk'ın huzuruna anlı açık, anlı pak bir şekilde ve salih amellerle ebedi hayata ulaşabilelim, Rabbimize kavuşabilelim. Biz tabii ki günah diyoruz. Günah Farsça bir kelime olup dinde suç sayılan, Allah'ın yasak ettiği söz ve davranışlar maksadıdır. Bu kast edilmektedir. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın emirlerini yapmak, yasaklarından da sakınmak lazım. Allah'ın yapın dediği bir emri yapmadığımız zaman da günahtır. Yapmayın dediği bir fiili işlemek de günahtır.
Bunlardan sakınmamız lazım. Çünkü biraz önce de ifade ettiğim gibi biz yolcuyuz değerli kardeşlerim. Yani biz bu dünyaya istirahat için geldik ve istirahat bittikten sonra terhis olacak. Ve bu istirahattan, terhisten sonra kabir hayatı ve ebedi bir hayat önümüzde, başı olup sonu olmayan bir hayat. Öyle bir hayat ki iki istasyon var. Ya cennet ya cehennem. İnananlar için elbette cennet, inanmayanlar için de elbette cehennem vardır. Cennet ucuz değildir, cehennem de lüzumsuz değildir. Dolayısıyla cenneti kazanmanın yolu Allah ve Resulünün emirlerini tatbik etmek, Allah ve Resulünün emirlerini yaşamakla olur. Cenneti kazanmanın yolu Allah ve Resulünün yasaklamış olduğu yasaklarından da sakınmamız lazım. Ve bu şekilde bu hayatı, bu dünya hayatını, bu fani hayatı böyle geçirmeye çalışırsak, gayret edersek elbette neticesi güzel olacak. Elbette neticesi inananlar için, iman edenler için, salih amel işleyenler için cennet olacak. Cenab-ı Hak Kerem Albay'ımızın da inşallah makamını cennet eylesin. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyorlar ki El-kabru revdetun min riyadil cennet ev hifretun min hiferin iran. İnsanın kabri ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukurdur. İnananların elbette inşallah kabirleri cennet bahçelerinden bir bahçe olacaktır. Allah'ın yapın dediği her şeyi yapmamak günah olduğu gibi, yapmayın dediği bir şeyi yapmamak da elbette günahtır. Bir örnek olmak üzere Allahu Teala inananlara namaz kılmayı emretmektedir. Bu emre icabet etmeyen, bu emri yerine getirmeyen bir insan günah işlemiş olur. Bazen diyor işte hocam, evet amellerim yani güzel değil ama ibadetlerim belki eksiktir ama günah da işlemedim. İşte o eksik dediğin ameller, namaz kılmadıysa o da senin için büyük bir günahtır. Oruç tutmadıysan o da senin için büyük bir günahtır. Bundan sakınmak lazım. Ergenlik çağına gelen aklı başında bir Müslüman Allah'ın bu emrini yerine getirmekle mükelleftir, görevlidir. Böyle bir kimse namaz kılmayacak olursa işte günah işlemiş olur. Bir sahih hadis olmasa da yine böyle bir hadis vakıdır. Sellimu alel yehudi ve nesara ve la tusallimu عَلَى الْيَهُودِ الْاُمَّتِي قِيلَ مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ هُمُ الَّذ۪ينَ يَسْمَعُونَ الْاَذَانَ وَالْاِقَامَةِ Yani namaz kılmayan ve ezan-ı Muhammediye icabet etmeyenler de burada büyük bir böyle Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam korkutuyor. Onlara selam bile vermeyin. Dolayısıyla değerli gönül dostlarım, bir mümin mutlak surete 5 vakit namazını kılacak, orucunu tutacak, hacını eda edecek, malı varsa zekatını da verecek ve bütün mükellefiyetlerini yerine getirecek. Bir emri ilahiyi yerine getirmeyen bir insan ondan dolayı da günah işlemiş oluyor. Kur'an-ı Kerim günahları büyük ve küçük olmak üzere iki kısma ayırır. Ancak büyük ve küçük günahların nelerden ibaret olduğu hakkında fazla bilgi vermez. Konuyla ilgili ayetlerden bir tanesinde şöyle buyurulmaktadır. İn teştenibu kebaire ma tunhavna anhu nukaffir ankum sayyiatikum ve nudkhilukum mudkhalan karima sadakallahul azim. Eğer yasakladığımız büyük günahlardan sakınırsanız, işte mesela büyük günahlar mesela şirk gibi, sihir gibi, adam öldürmek gibi, faiz yemek gibi, işte bir namuslu kadına iftira atmak gibi büyük günahları yasaklar, işte bunlar. Bunlardan sakınırsanız diyor Cenab-ı Hak, küçük günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir yere sokarız diyor. O da cennettir. İn teştenibu kebaire ma tunhevne anhu, eğer büyük günahlardan sakınırsanız diyor Cenab-ı Hak, nukaffir ankum sayyiatikum, küçük günahlarınızı da size kefaret ederiz, onları örteriz. Ve nudkhilukum mudkhalan kerime, sizi güzel bir yere koyarız. Yani cennete koyarız, sizi cennete cemalınla müşerref eder Cenab-ı Hak.
Onun için mümin ne yapacak? Büyük günahlardan sakınacak. Bununla beraber küçük günahlardan da sakınacak. Bir küçük günah işlediği zaman onun küçüklüğüne bakmayacak, onun boyutuna bakmayacak. Mümin şunu düşünecek: ben bu hatayı işliyorum, ben kime karşı işliyorum? Kim bana bu hatayı işleme dedi? O şekilde düşünmek suretiyle nefsine mağlup olmamaya gayret etmeli. Şeytanın tuzağına gelmemeye gayret etmeli. Allah hepinizi, hepimizi nefsi emarenin şerrinden ve şeytan aleyhilanenin şerrinden hepimizi muhafaza eylesin. Bir günah ki onu işleyen kimsenin cehennemden azap edileceği Kur'an-ı Kerim ve hadislerde bildirilmiş ise o büyük bir günahtır. Eğer ayet-i kerime şu günahı işlerseniz bunun karşılığında cehennem azabı vardır. Veya Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin hadislerinden bu günahı işlerseniz karşılığı cehennemdir dediği bu günahların tamamı, bu kategoride olan bütün günahlar kebair günahlar, yani büyük günahlar sayılmaktadır. Allah kebair ve sagair günahlardan hepimizi muhafaza eylesin inşallah. Kur'an-ı Kerim'de şunlar büyük günahlardır diye bildirilmiş değildir. Ancak yasaklanan hususlar Kur'an-ı Kerim'de yer almaktadır. Mesela içki içmek yasaktır. Kumar oynamak yasaktır. Faiz yemek yasaktır. Kur'an-ı Kerim'de yalan söylemek mesela büyük günahtır diye ifade edilmektedir. İşte Kur'an'da geçen bu günahların tamamında mümin, inanan, iman sahibi olan bir Müslüman o günahlardan sakınacak, kendisini muhafaza edecek, koruyacak. Nefis ve şeytan onu sürüklediği zaman kendi kendine kendi muhasebesini yapacak. Rabbim bunu işleme dedi. Nefis ve şeytan da beni bu tarafa götürüyorsa ben nefis ve şeytanın dediğini değil, ben beni yaratan Halik'imin, Rabbimin dediğini yapacağım ve nefsin, şeytanın tuzağına gelmeden bu günahtan kurtulacağım demesi lazım ve o şekilde kendisini muhafaza etmesi lazım. Hadis-i şeriflere gelince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyorlar: Eşşirku billah ve ukukul valideyn ve katlun nefsi ve kavluz zur. İşte bunlar da büyük günahlardandır. Allah'a ortak koşmak, Allah muhafaza, en büyük günahların başında gelmektedir. Ana babaya eziyet etmek, yine hadis-i şeriflerde zikredilmektedir. Ana babaya eziyet etmek de yine kebair, büyük günahlardan sayılmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّنْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Ana babanıza öf bile demeyiniz, onları incitmeyiniz, onlara güzel şeyler anlatınız. وَخْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. Rahmet kanatlarınızı gerin ve devamında da şöyle dua edin: Ya Rab, küçükken onlar nasıl şefkatle, merhametle beni büyüttülerse sen de şefkatinle, merhametinle onlara muamele et diye ana babaya dua etmek lazım. Ana babaya eziyet büyük günahlardan sayılmaktadır. Ve katlu nefsi, bir insanı suçsuz ve günahsız öldürmek. İşte 15 Temmuz gecesinde eğer bir insanın zerre kadar imanı olsa, eğer Allah'a inanıp ahiret gününe, yarın Cenab-ı Hakk'ın huzuruna inanıp orada hesap vereceğini bilen bir insan, kendi değil bir gayrimüslim, bir Müslümana, bir gayrimüslimine dahi ne yapamaz? Evet, tankını, topunu, tüfeğini, silahını doğrultamaz. Değil ki bir mümini öldürmek en büyük günahların başında, bir Müslümanı korkutacak bir hareketi yapmak dahi din-i mübin, İslam dini yasaklamaktadır. Öldürmeden önceki konuma bakın. Mesela diğer bir ayeti kerimede de Allah-u Teala zina işlemeyin demiyor. وَلَا تَقْرَبُوا. Sizi yaklaştıracak hareketlerde bulunmayın. Bakın, ölümden önce Allah-u Teala yine bir mümini, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor, bir mümini korkutursan kılıcınla, silahınla ona doğrultmak suretiyle bu büyük günahlardandır. Peki bir insanı öldürürsen onun günahı ne kadardır, onu düşünmek lazım. Bir insanı öldürmenin suçu bütün insanlığı öldürmüş gibidir.
inancı olan, imanı olan, Allah'ın varlığına, birliğine iman eden, ahiret gününe iman eden bir insan bir Müslüman kardeşini asla ve asla öldüremez. İşte 15 Temmuz'daki bu durum neyi gösteriyor? Bu kişilerin inançtan, imandan, Kur'an'dan, Allah'a olan inancından nasibini almadıklarını göstermektedir. Bunu hep vurgulayacağız, vurgulamaya devam edeceğiz. Böyle insanları asla ve asla savunmamak lazım. Fakat, lakin, aman bunlar için bunları kullanmamak lazım. Ve bunların gereken suçu cezası neyse verilmesi lazım. Milletin beklediği budur. Allah-u Teala da zaten ahirette onların cezasını verecektir. وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُهُ جَهَنَّمْ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا Ayet öyle diyor. Allah öyle buyuruyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz öyle tebliğ ediyor. Kim bir mümini suçsuz ve günahsız yere öldürürse o kişinin cezası ebediyen cehennemdir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de قُوْ اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارًا Kendinizi ve aile efradınızı cehennem ateşinden koruyunuz. Çünkü o cehennem ateşinin yakıtı yeryüzünde işte Müslüman kardeşine silahı düzelten, silahı doğrultan, vuran, öldüren bu kişiler yarın cehennem ateşinin de odunu olacaklar. Cehennem yanacak. Neyle yanacak? Bu inanmayanlarla, bu günahları işleyenlerle, bu suçları işleyenlerle cehennemin odunu olacak. Cehennem onlarla yanacaktır. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ Ve yeryüzündeki taşlar o cehennem ateşinin odunu olacak. Allah muhafaza. İnancı olan, imanı olan, Allah'ın varlığına, birliğine inanan bir insanın böyle suçlara tevessül etmesi, değil yapması, düşünmesi bile tahayyül edilemez. Büyük günahlar değerli kardeşlerim, hadis-i şeriflerde vurgulamaktadır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadis-i şeriflerinde de şöyle buyuruyor. İştenibu seb'al mubikat. İnsanı mahveden 7 günahtan sakının buyuruyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Qila ya Resulallah ve ma hunne? Ey Allah'ın Resulü o günahlar nelerdir? Diye sorulduğunda Allah Resulü şöyle buyuruyor. Qala eşşirku billah. Birincisi Allah-u Teala'ya şirk koşmak. Allah muhafaza. Ve sihru bir de sihir yapmak. Sihirle uğraşmak. Büyü yapmak. Bu da yine kebair günahlardandır. Bunlardan sakının buyuruyor Peygamberimiz. Ve katlu nefsi leti harramallahu illa bilhak. Haksız yere bir insanı öldürmek de kebair günahlardandır ve büyük günahlardandır. Ve eklu mal yetimi. Yetimlerin malını haksız yere yemek de yine büyük günahlardandır. Ve ekli riba, faiz yemek. Evet değerli kardeşlerim, bir Müslüman asla parasını faizli bankalara yatırmamalıdır ve faizden yememelidir, yedirmemelidir. Ve ekli riba, faiz de büyük günahlardandır. Bundan da sakının buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Ve tevalli yevmez zahfi, bir de savaşta kaçmak. İşte 15 Temmuz gecesinde bu milletin inancı, bu milletin imanı, bu milletin itikadı buydu. Sokaklara çıkması gerekiyordu. Yeri gelince tankların altına yatmak, yeri gelince topa tüfeğe karşı göğsünü siper etmekti. Ve neticede de işte bunu inananlar yaptı, gerçekleştirdi. Bunu herkes bilsin. Şu gelecek, bu gelecek, şunu yapacağız, bunu yapacağız. Demekle bu milleti hiçbir zaman kimse korkutamayacak ve bu millet de asla korkmayacak. Bizim sadece bir korkumuz vardır. O da Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Re'sul hikmeti mehafetullah. Her hikmetin, her hidayetin başı Cenab-ı Hakk'ın korkusudur. İnananlar sadece korktukları bir mekan vardır, bir yer vardır. Birisi vardır, o da Hazreti Allah'tır Celle Celaluhu. فَخْشَوْنِ وَلَا تَخْشَوُ النَّاسِ Allah öyle buyuruyor değerli kardeşlerim, değerli gönül dostlarım. Benden korkunuz, insanlardan korkmayınız. Evet, biz sadece ve sadece inananlar olarak, evet 80 milyon insan olarak bütün dünyanın Müslümanlarını da sayarsak, yaklaşık 1,5 milyar insan olarak inancı sağlam ve itikadi sağlam Müslümanlar olarak
tek korktuğumuz bir nokta vardır. O da Allah Celle Celaluhu'dur. Onun dışında hiçbir şeyden korkmuyoruz. Ne Amerika'sından, ne İsrail'inden, ne Avrupa'sından. Şunu keseceğiz, bunu keseceğiz. Hiçbir şeyi kesemezler. Bunda asla ve asla kimsenin korkusu olmasın. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyorlar ki, Allah-u Teala ezelde rızkımızı neyi takdir ve tayin etmişse bu hadis-i şeriftir. Gerçek kardeş, mümin kardeşlerimiz buna inanmalıdır. Allah Resulü buyuruyor. O Allah Resulü ki Kur'an-ı Kerim'de وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُحَى. O hiçbir şeyi kendisinden söylemez. Ancak kendisine göndermiş olduğumuz vahiy ilahiyle konuşur. İşte o peygamber. Allah'ın tarif ettiği o Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ezelden sizin için rızkınız ne tayin edilmişse ölmeden, eceliniz bitmeden önce o rızkınız gelip sizi bulacaktır. Onun için ne Avrupa'sı, ne Amerika'sı, ne şuyu, ne buyu bizim rızkımızı asla kesemeyecektir. Razzak olan Allah'tır. Bütün kainatın rızkını veren Hazreti Allah'tır. İşte biz inananlar eğer Kur'an'ın dediğini yaşar, eğer Peygamber aleyhissalatü vesselamın dediğini uygularsak rızık konusunda hiç endişeye mahal yoktur. Allah-u Teala bizim rızkımızı verecek. 8 milyar insanı her an yediren, doyuran Hazreti Allah asla ve asla rızkımızı kesmeyecektir. Biz inandıkça, onun yolunda gittikçe o bizim rızkımızı daha da artıracak. Ekonomimiz inanın ki daha da yükselecek. Bunu ayetlere dayanarak söylüyorum. Bunu Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin değerli gönül dostlarım hadislerine dayanarak söylüyorum. Cenab-ı Erhamurrahim'in zalimlerin zulmünden, kafirlerin küfründen bizleri korusun. Biz onun yolunda gittikçe o bizi koruyacak ve muhafaza edecek, himayesini alacak. Diyarbakır'dan İsmail Oflas kardeşimiz hatta. Alo. Alo hocam, nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? Diyarbakır'a selamlar diyoruz. Aleyküm selam. Buyurun. Biz deyiz. Hocam ben epilepsi hastasıyım, dua isteyecektim. Bir de hangi dua okumalıyım epilepsi hastası? Allah-u Teala size şifalar ihsan eylesin inşallah. Ya Şafi ismini bolca inşallah çekin. Ya Şafi deyin. Bir de bir de Fatiha suresini bolca okuyun. Bazen 7 defa, bazen o 1 defa suya üfleyin. İnşallah o sizin için şifa olur. Onun için. Çünkü Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam da buyuruyor. Bütün müfessirinler Fatiha suresinin tefsirinde Fatiha'nın şifa isimlerinden buyurun. Birisi de Suretü Şifa, Şifa suresidir. İnşallah o size şifa olur. Biz de izleyicilerimizden bütün hastalara şifa duası talep ediyoruz. Allah size şifalar ihsan eylesin inşallah. Diyarbakır. Bir daha hocam başarılı olmak için hangi duayı okumalıyız? Vallahi başarılı olmak için de tabii ki dualar vardır. Başarılı olmak için de ya Hafiz ismini bolca zikir edin. İnşallah o zekanızı muhafaza eder ve zekanızın artışına vesile olur. Başarılı olursunuz. Ya Hafif. Allah razı olsun hocam. Amin. Sizden de inşallah. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Diyarbakır'a selamlar diyoruz. Hayırlı akşamlar. Evet değerli kardeşlerim. Onun için Resul-ül Hikmeti Mehafetullah, her hikmetin, her hidayetin başı Cenab-ı Hakk'ın Cenab-ı Hak'tan korkmaktır. Onun dışında beşerden korkmamak lazım. Ve biz Allah'tan korkar, onun emirlerini yerine getirirsek o da bizi muhafaza eder. Bütün dünya düşman olsa, Allah dost olsa o dostluk bize yetmez mi? Bütün dünya dost olsa, Allah düşman olsa ne bize ne çara verebilir? Bize ne kar verebilir? Onun için biz Allah'ın emirlerini yaşayalım, Allah'ın yasaklarından korunmaya, kendimizi muhafaza etmeye çalışalım. Biz Allah'a dost olmaya, Allah'ı kendimize dost edinmeye çalışalım. Onun rızasını kazandıktan sonra bütün meseleler çözülecek değerli kardeşlerim. Onun için ve tevali yevmiz zahfi, bir de savaştan kaçınmak da, yani yeri gelince cihat etmek gerekiyorsa o cihatta asla kaçınmamak lazım. Öleceğim korkusu bizi sarmamalıdır. Yani birçok kardeşimiz o gece 15 Temmuz'da yaptığı gibi hemen abdestlerimizi alıp ve çoluk çocuklarımızla helallaşıp hemen
mücadeleye, hemen cihada, hemen gereken yerlere koşmamız lazım. Yani her ne kadar nöbet bittiyse de, nöbetimiz bu gece sona erdiyse de yine teyakkuz halinde olmamız lazım. Her an bir emir gelecekmiş gibi yattığımız zaman da o düşünceyle, o tefekkürle yatmaya gayret edelim. Emir geldiği zaman ve yani iletişim dahi kesilse, biz bir şeyi gördüğümüz zaman birbirimize haber vermek suretiyle yine nöbet yerlerimize bütün gücümüzle, bütün kuvvetimizle, bütün imkanlarımızı seferber etmek suretiyle vatanı müdafaa etme ve dinimizi müdafaa etmek üzere yerlerimizi almayı unutmayalım. Bu da bir not olarak söylüyorum, altında çizerek söylüyorum. Okçular Tepesi her zaman bizi bekliyor değerli kardeşlerim. وَتَوَالِ يَوْمَ الزَّحْفِ Bakın Hazreti Peygamber buyuruyor, işte yani savaşta kaçmak da büyük günahlardandır. وَقَسْفُ الْمُحْسَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ Gafil, hiçbir şeyde haberi olmayan mümine bir kadına da olmayan bir şeyi isnat etmek suretiyle iftira atmak da kebair günahlardandır. Onlardan da sakınmamız lazım. Cenab-ı Erhamurrahimin hepimizi kebair ve segair, büyük ve küçük günahlardan muhafaza eylesin. Nefsimizin şerrinden, şeytan alihilanenin şerrinden hepimizi muhafaza eylesin. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, değerli gönül dostlarım, şöyle buyuruyor. Minel kebairi şetmur racul valideyhi. Yani büyük günahlardandır bir kimsenin anne ve babasına sövmesi. Yani bir kimsenin ana baba hakkında kötü bir kelime kullanması, sövmesi de büyük günahlardandır. Buyurunca sahabe-i kiram, yanında bulunanlar şöyle buyurdular. Kalu ya Resulallah, hel yeştimur racul valideyhi. Bir adam nasıl anasına babasına küfreder, söver diye ashab-ı güzün sorunca, قال نعم يسب أبا رجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. Bir insan başkasının babasına küfrederse, o da döner onun babasına söverse, işte o kişi babasına sövmüş gibi günaha girmiş olur. Bir kişi başkasının anasına küfrederse ve yine aleyhissalatü vesselam buyuruyor, o da dönüp onun anasına söverse, o kişi anasına babasına sövmüş gibi büyük ve kebair günah işlemiş olur. Onun için anasını babasını seven, anasına babasına küfretmek istemeyen bir müminin başka bir mümine, başka bir insana da sövmesi asla yasaktır. Büyük günahlardandır. Kaçınmak lazım. Kendimizi muhafaza etmemiz lazım. Ebu Hüreyre radıyallahu teala anhu diyor ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnnel abde izâ ahta'a hatiyeten nukitet fi kalbihi nuktetun sevda. Bir mümin, değerli gönül dostlarım, bir hata işlediği zaman, bir günah işlediği zaman onun kalbinin üzerine siyah bir nokta konulmuş olur. Yani bir mümin günah işlediği zaman zannetmesin ona hiçbir zarar gelmiyor. Başta kalbine zarar veriyor. Onun için kalp hastalığının en büyük hastalıklarından birisi de kalbi günahlarla kirletmektir. Bakın aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor. İnnel abde ize ehte'e hati'eten, bir kul bir günah işlediği zaman, bir hata işlediği zaman, nukitet fi kalbihi nuktetun sevda, onun kalbinin üzerine siyah bir nokta konulur. Böyle beyaz bir sayfayı düşünün değerli günün dostlarım. Bu beyaz sayfanın üzerine siyah noktalara konula durmadan siyah nokta koyarsa ne olur? Bu beyaz sayfa sipsiyah bir sayfaya dönüşür. İşte kalbinizi de öyle düşünün. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bizi uyarıyor. Bir günah, bir hata işlediğiniz zaman kalbinizin üzerine siyah bir nokta konulur. فَاِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ Ama kişi o günahı işlediği zaman, insanız, beşeriz, hata işleyebiliriz, günah işleyebiliriz. Hemen onun telafisini nasıl yapacağız? Tevbe edeceğiz, istiğfar edeceğiz. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyorlar, bir hadis-i şeriflerinden, günde en az 70 defa tevbe ve istiğfar ediyorum. Bazı hadis-i şeriflerinde de günde 100 defadan az olmamak üzere ben tevbe ve istiğfar ediyorum diyen Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'dir.
Hele bugün zamanımızda, bu şartlar altında, bu koşullarda, bu asırda hata işlememek, günah işlememek mümkün değildir. Onun telafisi ama mümkündür. Nedir? Tevbe ve istiğfardır. Tevbe etmek suretiyle, istiğfar etmek suretiyle o kalbimizin üzerine gelen siyah noktaları yine parlatmamız lazım. Ayakkabımız kirlediği zaman ne oluyor? Hemen bir cila atıyoruz, tekrar parlıyor. İşte kalbin cilası ise Allah'ı zikretmektir. Kalbin cilası ise ibadettir. Kalbin cilası ise salih amellerdir. Kalbin cilası ise değerli gönül dostlarım hayır ve hasanettir. Kalbin cilası ise en büyüğü de tevbe ve istiğfar etmek suretiyle o işlemiş olduğumuz hatalarımızdan kendimizi koruyabilir ve kalbimizi temizleyebiliriz. Hazreti Esved taşından bir örnek vereyim hemen bu hadise mukabil. Yeryüzünde cennete iki parça vardır. Buyuran Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam "Leyse alel erdi minel cenneti ile şey'eynin" buyuruyor. Cennette yeryüzünde iki şey vardır. Er rukun vel mekam. Birincisi Hazreti Esved taşıdır. İkincisi de makami İbrahim'dir. Bu iki parça cennetten yeryüzüne gelmiştir. Bazı profesörler çıkıp işte efendim daha cennet yaratılmamıştır. İşte cenneti diye şekilde tarif etmeye çalışıyorlar. Binlerce hadis-i şerifi bir kenara atıyorlar. Halbuki bu hadis-i şerife baktığımız zaman cennet olmasa Hazreti Esved taşı ve makam-ı İbrahim cennete gelmedir diyen Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bundan neyi vurguluyor? Yani cennet vardır, cennet hazırdır ve Hazreti Esved taşı makam-ı İbrahim de ikisi de cennete gelmedir. Şunu vurgulamak istiyorum. Hazreti Esved taşı yeryüzüne geldiği zaman bununla ilgili bir sürü hadis-i şerif mevcuttur. Doğu ile batının arasına dolduracak bir aydınlık oldu. Bembeyaz bir taş idi. Ve doğu ile batının arasını aydınlatan bir taş idi. Ama daha sonra ne diyoruz? Hazerul Esved, siyah taş. Peki beyaz olan bu taş, parlak olan bu taş, nurlu olan bu taş, doğu ile batının arasını aydınlatan bu taş ne oldu da sonra siyahlaştı? Günahkar insanlar bir hadiste rivayeten günahkar insanlar gidip elini değdirince siyahlaştı. Bir rivayette müşrikler geldiler ellerini sürdüler. Müşriklerin de eli necis olduğu için siyahlaştı. Diğer bazı rivayetler de vardır. Yani bunlar bize neyi gösteriyor? Bir taş, Hacer-i Esved bir taş olmasına rağmen cennete gelen bu taş değil günah işlemekle siyahlaşıyor. Günah işleyenlerin eli değdiği için siyahlaşıyor. Bazen diyoruz ya bu adamın kalbi katılaşmıştır, buna bir şey tesir etmiyor. Tabii ki bir insan hayatı boyunca hep günah işlerse, salih amel işlemese o insanın kalbi katılaşır. Yani bunun anlamı nedir? Siyahlaşır. Evet değerli kardeşlerim, onun için bir hata işlediğimiz zaman mutlaka kalbimize siyah bir nokta konulmuş oluyor ve onu temizlemenin, onu bertaraf etmenin, parlatmanın yolu tevbedir, istiğfardır. Veya o günahımızı bir hasanat yapmak suretiyle, bir iyilik yapmak suretiyle telafi etmektir. Çünkü bir iyilik, bir hasanat işlediği zaman bir mümin bire 10 sevap almaktadır. Bir günah işlediği zaman bire 1. Bir hayır işlediği zaman bire 10 olunca biri o bir günahı temizler. Yine 10'da 9'u onun için de hayır defterine, amel defterine geçmiş olacak ve onun mükafatı olacaktır. وَاِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا Bir insan buyurur ki Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam işlemiş olduğu o günahı arttırırsa onun kalbindeki siyah noktalar da artar. حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ Öyle devam ede ede günahları işleye işleye o noktalar da artar ve kalbinin tamamını sarar. وَهُوَ الرَّانُ الَّذ۪ي ذَكَرَ اللّٰهِ İşte o onun kalbinin üzerine bir pas olur ki Kur'an-ı Kerim'de de Allah bunu vurgulamaktadır. Kelle bel rana ala kulubihim. Kelle hayır diyor Allah Celle Celaluhu. Onlar işleyip kazandıkları şeyler kalplerin üzerine pas tutmuştur. Kelle bel rana ala kulubihim ma kanu yaksibun. Yapmış oldukları amellerden dolayı, günahlardan dolayı onların kalbinin üzerine bir pas gelmiş ve pas tutmuş olur. Demek ki değerli gönül dostlarım,
Bir demir işlemese ne olur? Paslanır. Bir kalp de aynı şekilde ibadet etmezse, Allah'ı zikretmezse, Allah'a o kalbin sahibi itaat etmezse o kalp paslanır. Bazen diyor ki hocam işte namaz kılmıyorum, ibadet etmiyorum. Belki oruç da tutmuyorum ama sen bunlara bakma, benim kalbim temizdir. E peki Kur'an ne diyor? Kella bel rana ala kulubihim ma kanu yaksibun. Onlar kendi kendilerini avutuyorlar. Kur'an'ın ifadesiyle, Cenab-ı Hakk'ın tebliğiyle onların kalbinin üzerinde pas vardır, pas tutmuştur. Niye? Yapmış oldukları amelden dolayı. İşlemiş olduğu günahlardan dolayı. Demek ki mümin günah işleyince onu bilecek, anlayacak, idrak edecek. Ben bu günahı işleyince benim kalbim paslanıyor. Ben bu günahı işleyince benim kalbim siyahlanıyor. Bir siyah nokta kalbime geliyor. Öyleyse benim bunu telafi etmem lazım, düzeltmem lazım, bu günahlardan kurtulmam lazım. Neyle? Daha bir daha yapmamak üzere tevbe etmekle, bir daha işlememek üzere nedamet duymakla, gözyaşları dökerek tevbe ve istiğfar yapmak suretiyle. Cenab-ı Erhamer Rahim'in değerli gönül dostlarım, hepimizi af ve mağfiret eylesin. Bizleri bizim amelimize bırakmasın. Lütfiyle, keremiyle, rahmetiyle, merhametiyle, mağfiretiyle hepimizi af ve mağfiret eylesin diye dua ve temennide bulunuyoruz. Bu hadis-i şerif birkaç önemli noktaya dikkatimizi çekmektedir. Birincisi şudur, bir günah işlemek, işlememek, tabii ki hiç günah işlememek esastır. Esasında mümin ne yapacak? Günahlardan uzak kalacak, günah işlememeye gayret edecek. O günah ilk defa işlendiği zaman kalbi kirletmekte ve kalbin bazı özelliklerini yitirmesine sebep olmaktadır. Mümin yaptığı bu hatanın, işlediği bu günahın farkına varır. Hemen tevbe ve istiğfar ederse kalbi de eski halini alır. Eski halini alması için ne yapacak? Demek ki birincisi hiç günah işlemeyecek ama işlerse de tevbe ve istiğfarla kalbin temizlemesini sağlaması lazım. İkincisi ise mümin işlediği bu günahı tekrarlar ve devamlı yaparsa bu leke artık silinmez bir hale gelir. Yani bu bir şey olmaz, bu şey olmaz, daha ömrüm var, daha zamanım var diyerek nefis ve şeytan onu kandırır ve o da o günahları devamlı bir şekilde işlemeye devam ederse artık onun kalbi tamamen siyahlaşır. O zaman Bakara suresindeki bu ayeti müminler hatırlamalı, hemen tevbe ve istiğfara yönelmelidir. خَتَمَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. O zaman Allah onların kalbini mühürler, onların kulaklarına, onların gözlerine perdeyi çeker, hakikati duymaz hale gelir ve hakikati görmez hale gelir. Ve onlar için وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Onlar için elim verici bir azap vardır. Allah-u Teala bizleri kebair ve segair günahlardan muhafaza eylesin inşallah. Tevbe ve istiğfar eden kulların zümresine hepimizi ilhak eylesin. Kısa bir aradan sonra inşallah devam edeceğiz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu daimen ebeden. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Evet değerli gönül dostlarım, hadis-i şerifte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz birkaç önemli noktaya dikkatimizi çekmiştir. Birincisi, mümin asla ve asla günah işlememeye gayret edecek. İkincisi de İşlemiş olduğu günahı bir daha tekrar etmemek üzere tevbe edecek, nedamet, pişmanlık duyacak. Çünkü khatemallahu dedik ala kulubihim
وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Eğer tekrarlarsa o zaman kalbi mühürlenir. O zaman kulaklarına, gözlerine perde çekilir. Hakati işitemez ve göremez. E peki netice böyle olunca da وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ onlar için elim ve büyük bir azap vardır buyurmaktadır. Günahın cezası ise değerli gönül dostlarım şahsidir. Günah işlemekten doğan ceza şahsidir. Bir başkasını ilgilendirmez. Yani herkes işlediği günahın cezasını çeker. Başkasının günahında sorumlu olmaz. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır. مَنْ اِهْتَدَى فَاِنَّمَا يَهْتَدِ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يُضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِيرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Kim hidayet yolunu seçerse bunu ancak kendi iyiliği için seçmiş olur. Gelin değerli günü dostlarım, kendi nefsimizin iyiliğini istiyorsa ki hepimizin arzusu budur, o zaman hidayet yolunu seçelim. Hidayet yolu Kur'an yoludur. Hidayet yolu Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın yoludur. Onu kendimize örnek ve rehber edinmeliyiz. Onun gibi yaşamaya, onun gibi Allah'a itaat etmeye gayret etmeliyiz. Onun ümmeti olarak bizler de bu yoldan ayrılmamaya gayret etmeliyiz. وَمَنْ دَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا Kim de doğruluktan saparsa kendi zarına sapmış olur. Seyyid Ahmed Rufai Hazretleri, Rufai tarikatının piridir. Son nefesini vermeden önce şöyle diyor. Kim hayır işlerse onu bulacaktır. Kim şer işlerse onu bulacaktır. Kendi önünde hayrı görmek isteyen, kabirde hayrı görmek isteyen, haşırdan neşirde hayrı görmek isteyen, cennete girip orada hayrı görmek isteyen ne yapacak? Hidayet yolunu seçecektir. Kur'an yolunu seçecek. Peygamber yolunu seçecek. Ama kim de dellete saparsa o da zararı kendisine gelecektir. Neticede kabirde zarar görecek. Haşırda zarar görecek. Ve sırat-ı müstakimde gitmediği için cehenneme girip orada da zarar görecek. Hayır işleyen hayrı bulacaktır. Şer işleyen de şerri bulacaktır. وَلَا تَزِّيرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى Hiçbir günahkar başkasının günahını çekmez. Bazen arkadaşlarımız oluyor ya, ya gel şu işte kumara gidelim, gel şu fiili işleyelim diye teşvik eder. Arkadaşı da ne olur? Ya bu günahtır. Allah'ın huzurunda hesap vereceğiz. Ya gel bunun günahı nedir? Senin günahın benim boynuma olsun diyor. Değerli gönül dostlarım, Allah ne diyor? وَلَا تَز۪يرُ وَازِرَةً وِزْرَ اُخْرَى Kimse kimsenin günahını çekmez. Herkes işlemiş olduğu günahın cezasını bizatihi hesabını görecek ve ona göre de cezasını görecektir. Onun için kimse bizi kandırmasın. Değil başkasını günaha teşvik etmek ama namaza giderken senin arkadaşın namaza gelmiyorsa kardeşim bu görev senin görevindir. Benim de görevimdir. Huzur-i ilahide bu beş vakit namazını ifa etmen lazım. Yapmadığın takdirde, itaat etmediğin takdirde bunun karşılığında hesap vereceksin diye Müslüman kardeşimizi uyarmalıyız. Hayra teşvik etmeliyiz. Birbirimizi kötülüğe değil, birbirimizi hayra teşvik etmeliyiz. Ancak işlediği günahla kötü çığır açmış ve başkalarına kötü örnek olmuş kimseler aynı davranışta bulunanların günahı kadar günah taşımış olurlar. Kimse kimsenin günahını çekmez. Ama bir insan başka bir insanın günah işlemesine sebep olursa bir çığır açmış günah çığırını. Arkasında bazı insanlar ölmüş gitmiş ahirete. Arkasında bazı insanlar daha onun açmış olduğu o yolda o çığırda gidiyorsa o günahları işliyorsa o işleyenlerin günahları onlardan eksik olmamakla beraber onların günahı kadar da o günahtan da o çığırı açanın üzerine gidecektir. Onun için mümin bunu düşünmelidir. وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا اَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا اَسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ Onlara Rabbiniz ne indirdi denildiği zaman
öncekilerin masallarını derler. Liyahmilu evzarahum kamileten yevmel kıyame, kıyamet gününde kendi günahlarını tam olarak taşımalarından başka, ve min evzarillezine yudillunhum bighayri ilmin, ilimsiz olarak onların yüzünde sapanların günahlarını da taşımak suretiyle, onlar ne yapacaklar? Taşımak suretiyle Allah'ın huzuruna gidecekler. Ya ve iza qila lahum ma anzala rabbukum, Rabbiniz neyi indirdi size? Onlar da şöyle cevap veriyor gayrimüslimler. Galu asatirul evvelin, öncekilerin masalları. Li yahmilu awzarahum kamileten yawmal kıyame, kıyamet gününde kendi günahlarını tam olarak taşımalarından başka, ve min awzarillezine yudillunhum bighayri ilm, bilgisizlikleri yüzünde saptırmakta oldukları kimselerin günahlarından da bir kısmı yükleneceklerdir. Hem kendi günahlarını yüklenecekler, hem de saptırdıkları kimselerin de günahlarını yüklemek suretiyle Allah'ın huzuruna gidecekler. Ela sa'a ma yazirun, yüklendikleri günah ne kadar kötüdür. Onun için değerli kardeşlerim, bir insan bir arkadaşını yoldan çıkarırsa, günahlara götürürse, o kardeşinin de günahı kadar günah yüklemiş olacak. Kendi işlemiş olduğu günahı yüklenecek, bir de saptırdığı kişilerin günahlarını da sırtını almak suretiyle Allah'ın huzuruna gidip hesap verecek. Hattımızda İstanbul'dan Murat Büyük kardeşimiz hatta. Alo. Alo hocam, selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hocam nasılsınız? Ellerinizi öperim hocam. Hayırlı yayınlar. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Hocam sizi ve Seyda'mızı ne zamandan beri takip ediyorum hocam televizyondan. Evet. Allah razı olsun. Diğer kanallarda hocam. Tam böyle Ehl-i Sünnet ve Cemaat hocasınız hocam. Öncelikle çok teşekkür ediyorum böyle sizin gibi hocalarımızın. Allah razı olsun. Biz de teşekkür ediyoruz. Hocam iki tane sorum vardı. Bir tanesi akaidle ilgili hocam. Buyurun. Hocam şimdi bizim işlerimizde çalışan böyle bir abimiz var. Kendisi şöyle diyor hocam. Benim imanım garanti diyor. Evet. Ben imanı garanti altına aldım diyor. Ben bir peygambere inanıyorum, Allah'a inanıyorum. Evet. Ben imanın şartlarına inanıyorum hocam. Benim imanım garanti diyor. Evet. Aynı zamanda bu arkadaşımız hocam, bu tarikatlar tasavvufa biraz karşı. He. Evet. Bu tasavvuf diyor, sonradan diyor gelme diyor, ruhbanlık yok diyor bizim inancımızda diyor hocam. Hocam bunlara nasıl cevap verebiliriz böyle? Evet. Ya da bunlarla ilgili yani böyle delil gösterecek ayet-i kerime, tarikat ya da tasavvuf alakalı ayet-i kerime hocam bir kısa bahsedersiniz. Çok teşekkür ederim hocam. Tamam inşallah. Başka? Hocam başka bir de hocam şu diyelim kaza namazlarımız var hocam geçmişte. Evet. Hocam bunları hocam mesela diyelim kılamadık, vefat ettik. Sonra hocam itikat diye bir şey duyduk acaba. Bundan da biraz bilgi verebilir misin hocam yani? Tamam inşallah. Tamam hocam, çok teşekkür ederim hocam. Ellerinizden bir öperim. Ben teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hocam Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar. Amin, size de hayırlı akşamlar. Tabii ki iman garantiye aldım diye bir şey söz konusu olamaz. Ama mümin iman ettikten sonra inşallah imanı vardır. Allah'a ve peygamberine iman eden, Allah ve peygamberin göndermiş olduğu emirlere de itikad eden bir kişinin elbette imanı vardır. Ama Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak imanın arttığını ve eksildiğini bize hatırlatmaktadır. İnnemel mu'minun izâ zukirallâh vecilet kulûbuhum. Müminler kimlerdir? O kimselerdir ki Allah'ın adı anıldığı zaman kalbi titreyendir. Ve izâ tüliyet aleyhim âyâtuna zâdetum îmânen. Bizim ayetlerimiz okunduğu zaman da imanı ziyadeleşendir. Yani biz bu ayette şunu görüyoruz. İnsanın imanı artıp eksilebilir. İman etmiş olabilir ama bu imanı kamile götürmenin yolu Allah ve Resulü'nün bütün emirlerini uygulamaktan geçer. Yani İbrahim Hakkı Hazretleri şöyle diyor. قِيلَ اَنْتَ فِي الْاِيمَانِ الْاِيمَانُ فِيكَ İman mı sende, sen mi imanın içindesin diye sorulursa şöyle cevap vereceksin. قُلْ اَنَا مُؤْمِنٌ وَالْاِيمَانُ صِفَاتِ Şöyle cevap ver, ben müminim, iman da benim sıfatımdır. Yani bizim ibadetlerimiz, salih amellerimiz bizim iman göstergemizi göstermektedir. Dolayısıyla ne kadar amel edersek imanımız o oranda artar. Ne kadar itaat edersek o oranda artar.
ne kadar eksik olursa iman o oranda da düşer. Dolayısıyla iman artar ve eksilir. Ama yani tasavvufu ve tarikatları ruhbanlık diye bu şekilde adlandırmak suretiyle hepsini elinin tersiyle itmek de asla yani İslam'a uygun değildir. Tasavvuf vardır. Bugün Mevlana Hazretlerini inkar edebilecek birisi var mıdır? Abdülkadir Gilani Hazretlerinin evli olduğunda tasavvuf erbabı olan Abdülkadir Gilani Hazretlerini inkar edebilirler mi? Şahin Nakşibendi Hazretlerini inkar edebilirler mi? Yani tabii ki bu tasavvuf erbabı da yani Şahin Nakşibendi Hazretleri diyor ki tarikatuna huve tarikatus sahabe, bizim yolumuz sahabe-i kiramın yoludur. Bu evliya, enbiya, sulahalar da hep peygamberlerin yolunda, hep Kur'an'ın yolunda. Yani Kur'an ve sünnetin dışında bir şeyi hareket etmemişler. Kur'an ve sünnetin dışında kimseyi bir şeye teşvik etmemişlerdir. Bunlar öncülerimizdir. Bunlar elbette tasavvuf vardır, tasavvuf haktır ve kıyamete kadar da devam edecektir. Bu konuda ulema bu ayeti kerimeyi sıkça dile getirmektedir. Kunu me'as-sadiqin. Allahu Teala buyuruyor. Sadıklarla beraber olun, dost doğrularla beraber olun. İşte bu da tasavvufa işaret etmektedir. Tasavvuf erbabına işaret etmektedir. İlahiyat Fakültesi kitaplarımızdan da bu geçmektedir. Tasavvuf nereden geliyor? Tasavvuf Ebu Zer el-Gafari'den Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama, evet, hafi zikri yapan tasavvuf erbabı Hazreti Ebu Bekir'den Peygamberimize, cehri yapanlar da Hazreti Ali radıyallahu teala'ndan Hazreti Peygamber'e ulaşmaktadır. Kimse bunları inkar edemez. İnkar edenler de onların feyz ve bereketinden mahrum kalacaklardır. Bunu böyle bilmek lazım. Kaza namazını, tabii tasavvuf konusu geniş bir konudur. Bunu iyi anlatmak lazım, iyi anlamak lazım. Kaza namazına gelince de kaza namazı tabii elbette vardır. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e biri gelerek ya Resulallah, annem vefat etmiştir. Efe ehaccu anha, ben annemin yerine haccını yapabilir miyim? Bedel hac ifa edebilir miyim? Allah Resulü bu soruya soruyla cevap veriyor. Annenin borcu olsaydı komşusuna vesaire bir yerlere, sen onun borcunu ödesen olur muydu? Evet ya Resulallah, olur. Peki yani kul hakkı borcu verince oluyor da Allah'ın hakkı olan hac eda edilince olmaz mı diye cevap vermiştir. Elbette yani ölen bir kişinin bedel hacı yapılabileceğinin hadis-i şerifte sabittir, sahih hadistir. Ve bununla beraber fukaha kıyas etmektedir. Namaz kılınmayan namazlar da kaza edilebilir. Ve iskat kelimesine gelince, iskat ne demektir? İskat kelimesi düşürmektir. Birçok hocalar buna karşı çıkanlar da vardır. Ama Diyanet İşleri Başkanlığımızın da en son çıkartmış olduğu fıkıh kitabından da geçmektedir. Ve bütün fıkıh kitaplarından bir konu iskat konusunu işlemektedir. Yani nedir iskat? İskat bir kişinin veremediği zekatıdır. Onu ardında verilebilir mi? Verilebilir. Tutamadığı orucun kazası yani var mıdır? Vardır. Ölmüşse ne olacak? O tutamadığı oruçların fidyesini verebilir mi? Verebilir. Bir insan yemin ederse Kur'an-ı Kerim'de bunlar ayet-i kerime ile sabittir. Yemin kefareti Kur'an-ı Kerim'de sabittir. Yemin eden bir insan o yeminini yerine getirmediği takdirde ne yapacak? Bunun kefaretini verecek. Ya bir köle azat edecek. Ya 3 gün oruç tutacak. Ya 10 kişi doyuracak. Kur'an bunu açık net bir şekilde ifade etmektedir. Dolayısıyla iskat da bir kişi yemini yerine getirmemişse ve bundan dolayı da mesul kalmışsa ardında iskat adı altında bu verilmektedir. Namaz konusuna gelince bunlarda hepsinde ittifak vardır. Ulemanın ekseriyeti işte iskat verilebilir yemin kefareti için, oruç için vesaire, hac bedeli yapılabilir, zekat yapılabilir. Ama namaz konusuna gelince de namaz konusunun üzerinde ihtilaf vardır. Bazı ulema demiştir ki namaz da kalkar. Bazı ulema demiş namaz kalkmaz çünkü şahsın bizzatı ifa etmesi gerekir. Bazı ulemalar da en son ittifakan şöyle diyor. O namaz iskat verilirken kalkmasa bile o kılamadığı namazın hesabı hafifler. Çünkü ne yapılıyor? Neticede bir hayır, bir hasenat yapılıyor. Ve dolayısıyla bu da onun sevabına vesile olur. Hesabının da azalmasına vesile olur. Yani bütün fıkıh kitaplarımıza baktığımız zaman ve iskat verilebilir, yapılabilir. Bunu inkar edenler cehalettir. Tabii ki yani herkes fetva vermemeli, herkesten de soru sorulmamalı. İşin erbabından bu işi sorup öğrenmek lazım diyoruz. Ve şu hadis-i şerifle bugünkü sohbetimizi noktalayalım inşallah. Men senne fil İslami sünneten haseneten
فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ اَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُسُ مِنْ اُجُورِهِمْ شَيْئًا. Allah Resulü buyuruyor değerli kardeşlerim, kim ki bir güzel, İslam'da bir çığır açar, güzel bir şey yapar, güzel bir amel yaparsa ve dolayısıyla ondan sonra ne kadar kişi o kişinin açmış olduğu o çığırda gider, o güzel ameli, o fiiliyatı işlerse onların sevabı kadar da o kişinin amel defterine eklenmiş olur. Demek ki bir insan öldükten sonra da amel defteri kapanır diye bir şey yoktur. Sadaka-i cariye gibi ve güzel bir amel işlediğin zaman senden sonra ne kadar kişi o güzel ameli işlerse onların sevabı kadar sevap senin amel defterine eklenir. La yankusu min ucurihim şey'ün. Hiç kimsenin de sevabından bir şey eksilmeden, yani o güzel ameli yapanların sevabından bir şey eksilmeden, onların sevabı misli kadar da o çığırı açan, o güzel yolu adet eden, o güzel amele vesile olan kişinin amel defterine eklenir. وَمَنْ سَنَّ فِي الْاِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً. Kim de İslam'da bir kötü amele sebep olursa, bir kötü çığır açarsa, فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرٍ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُسُ مِنْ اَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ. Ve o kötü çığırı açandan sonra da ne kadar kişi o kötü ameli işlerse onların da günahlarından bir şey eksilmeden o çığırı açan, o kötülüğe sebep olan, o kötülüğün işlemesine vesile olan kişiye de onların günahları kadar da günah onun amel defterine eklenmiş olur. İnnen nefse le'emmâratun bisû. Değerli kardeşlerim, Allah öyle buyuruyor. Nefis insana kötülüğü işlemeyi, günah işlemeyi emreder. Allah hepimizi nefsin şerrinden, şeytanın şerrinden hifz-ü muhafaza eylesin. Adetimiz üzerine yine bugünkü sohbetimizi de dua ile noktalayalım. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يا رب سن اف edicisin, af etmeyi seversin. Bizleri affeyle. Amin. والحمد لله رب العالمين. تقبل منا بحرمة الفاتحة. Evet değerli günün dostlarım, haftaya bu saatte buluşmak üzere Allah'a emanet olun. Allah her türlü semavi ve arzi belalardan bizleri, vatanımızı hifz-ü muhafaza eylesin. Görüşmek üzere.